Koronavirüs sosyal mesafeyi artırırken dayanışmanın ve kabullenişin çoğalmasında da güzel örneklere de vesile oldu. On binlerce insanın ölümüne çare bulunamayan Avrupa'da birlikte yaşama kültüründe değişimler başladı. Bunun en güzel örneklerinden biri Almanya'da yaşandı. Minarelerden okunması yasak olan Ezan-ı Muhammedi Müslümanlara moral olsun diye Köln Ditip Merkez Camii'nde ilk defa hoparlörlerden duyuldu. Koronavirüs dünyanın her yerinde sosyal, kültürel ve dini anlamda değişikliklere neden oldu. İslamofobinin Avrupa'da neredeyse merkezi olan Almanya'da sevindirici bir gelişme yaşandı. Müslümanlara moral olsun diye ilk defa hoparlörden ezan okundu. Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi bünyesindeki Merkez Camii'nde akşam ezanı din görevlisi Naci Şengün tarafından okundu. Köln'de ilk kez ezan okunması çevrede oturan Türk ve Müslümanlar arasında memnuniyetle karşılandı. Koronavirüs salgını dünyanın her bölgesinde değişik siyasi, sosyal, ekonomik değişimlere sebep oldu. Bunlardan bir tanesi de toplumsal hoşgörü ve birlikte yaşama konusunda toplumun farklı kesimlerinde olumlu duyarlılık da meydana getirdi. Bugün Almanya'nın 70-80 camisinde canlı bir şekilde açıktan ezan okunuyor. Yıllardır Müslümanların burada hasretini duyduğu, kendi kimliklerini burada kabul ettirme anlamında Müslümanların Almanya'nın bir parçasıdır, değildir tartışmaları içerisinde yerini bulduğu özel zamanlardan bir tanesini yaşamış oluyoruz. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Kazım Türkmen, ezanın Almanya'da yaşayan Müslümanlara büyük bir psikolojik destek olduğunu belirtti. Dinin de ezanın da bu manada özellikle burada yaşayan Müslümanlara ve bütün insanlara büyük bir psikolojik destek olacağını, camisine gidemeyen, camisi boş kalan, kendisi hüzünlü olan evdeki Müslüman kardeşlerimizin hüzünlü gönüllerine, manevi dünyalarına bir psikolojik destek olacağına inanıyorum. Türkmen, bu uygulamanın salgının sona ermesinin ardından da birlikte yaşama kültürüne uygun bir şekilde devam etmesini temenni ettiklerinin altını çizdi. Arzum ve isteğim şudur ki bu sıkıntılı salgın günleri geçtikten sonra da bu güzel başlangıcın, bu toplumsal hoşgörünün, birlikte yaşama kültürünün bundan sonraki süreçte de devam etmesidir.